Merhaba değerli izleyiciler. Şükür konusu Kur'an'ın en önemli, en merkezi, en temel konularından birisidir. Yaratılışımızın sebebidir. Var olmamızın, dünyaya gönderilmemizin sebebi bizi bu dünyaya gönderene memnuniyetimizi, teşekkürümüzü sunmaktır. Kur'an'da 75 civarında ayette şükür kelimesine yer verilmektedir. Ve çok uzun, çok değişik boyutları olan bir konu şükür. İyilik karşısında iyilik sahibine memnuniyetimizi iletmektir. En kısaca şükrün anlamı. Şimdi bu kadar hayati bir konunun çok uzun, çok geniş boyutlarından birisini ben burada gündeme getirmek istiyorum. Nedir o? Şükrün tanımlarından birisi nimet içinde, iyilik içinde o nimeti vereni görmektir şeklindeki tanımdır. Eğer nimet içinde, iyilik içinde o iyiliğin kaynağını görmüyorsak, o iyiliğin sahibini fark etmiyorsak, düşünmüyorsak o şükür değildir. O iyiliği örtmektir. Nankörlüktür. Dolayısıyla şükreden bir kul olmak için nimet içinde bize o nimeti bahşeden Rabbimizi düşünmeye, anmaya, hatırlamaya çalışmakla yükümlüyüz. Nimet verene mün'im deniyor ya, nimet içinde mün'imi görmektir şükür. İyilik içinde iyiliğin kaynağını fark etmektir şükür. O iyiliği bize bahşedeni aklen terk etmektir şükür. Ve bunun gerektirdiği hal ile hallenmektir şükür. Bunun gerektirdiği tavrı gerçekleştirmektir şükür. Şükür, dilimize teşekkür etmek diye de geçiyor. Birçok ayette Rabbimizin bize verdiği nimetlerle bağlantılı olarak önümüze konulur. Peki Rabbimiz şükredilmeye muhtaç mıdır? Haşa. O mutlak ganidir. Ganiyün anil alemin. Bu demek ya, mutlak olarak her şeyden, ihtiyacı olmaktan münezzehtir ve mukaddestir. Uluhiyeti buna gerektirir. Fakat bizim şükretmeye ihtiyacımız vardır. Şükretmek bizim insaniyetimizin gereğidir. İyilik karşısında, Rabbimizin nimetleri karşısında, ihsanları karşısında, evet bu nimetler onun hazinesinden bana gelmektedir demek bizim insaniyetimizin, bizim yaratılış programımızın gereğidir. Dolayısıyla biz hangi nimet olursa olsun, o nimet içinde bizi o nimeti bahşedeni görmeye çalışmak, fark etmeye çalışmak, düşünmeye çalışmak yükümlüyüz. Aksi halde şükretmiş oluruz. Şükür, teşekkür ediyorum ya şükrediyorum cümleciğinden ibaret değildir. Lafızdan ibaret değildir. Şükür her şeyden evvel akli bakımdan fark etme olayıdır. Terk etme olayıdır. Neyi? İyiliğin kaynağını, nimetin vericisini, mün'imini. Bu gerçekleşmediği tabiri caizse tam olarak bize mal olmadığı müddetçe şükür konusunda çok eksik kalırız, riya kalırız. Allah'ın bize verdiği nimetler sonsuz, onu biliyoruz. Ama olabildiği kadar en zahir nimetleri en azını hatırladıkça, bir nimetten yararlandıkça şuurumuz ve halimiz ve kalbimiz o nimetin kaynağına bizi ulaştırması ve mün'ime memnuniyetimizin dile getirilmesi, keyfiyeti ortaya çıkması lazım. Uzatmadan Mülk Suresinin 23. ayetini paylaşmak istiyorum. Mülk Suresinin 23. ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki "Kul de ki hüvellezî enşeyküm." De ki peygamber, ey peygamber insanlara, sizi var eden odur. Biz var mıydık? Yok idik. Var eden odur. Hüvellezî enşeyküm, sizi o inşa etti, var etti. Başka ne yaptı? Ve ceale lekümü's sem'a vel ebsara vel efide. Size kulak verdi, işitme duyusu verdi. Göz verdi, görme duyusu verdi. Vel efide, düşünme melekesi verdi. Kalilan ma teşkürûn. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Bu ayet hangi mesajı veriyor bize? Bizim en büyük masa olduğumuz nimetlerden birisi var olma nimetidir. Hayata gelme nimetidir. Öyleyse bunun teşekkürü, bunun şükrü beni bu hayata getiren Rabbimdir, Halık'ımdır demektir. Sonra bu ayette Cenab-ı Hak bazı bedeni nimetlerimize dikkat çekiyor. Nedir? İşitme, görme, düşünme. Bu nimetlere karşı da bizim daima beni gördüren odur. Bana işitme özelliği bahşeden odur. Bana düşünme nimeti veren odur diye nimetin kaynağını, iyiliğin kaynağını, sahibini hatırlaması icap eder. Akıl olarak, zihin olarak. Şükür böyle başlar. Sonra da bunu dilimizle elhamdülillah diyerek lafzan tamamlamak icap eder. Sonra da bunların gerektirdiği hali, davranışı, ameli gerçekleştirmeye çalışmak icap eder. Buradan baktığımız zaman mesela oruç bir şükürdür. Ameli bir şükürdür. Çok yönlü. Namaz bir şükürdür Rabb'e karşı. Çok yönlü bir şükürdür. Elhamdülillah lafzi bir şükürdür. Ve Rabbimizin iyilikleri karşısında, maddi ve manevi iyilikleri karşısında, lütufları karşısında lütfa mazhar olduğumuzu tasavvur etmek şükürdür. Bundan dolayı memnuniyet duymak şükürdür. O halde Rabbimize şöyle dua etmeliyiz. Allahümme ec'alna mineşşâkirin. Allah'ım bizi şükredenlerden eyle. İbn-i Kulum ayetin devamında Cenab-ı Hak buyuruyor. Kalilan mâ teşkurûn. Ne kadar az şükrediyorsunuz. O halde Rabbimizden bizi çok şükredenlerden eyle diye dua etmeliyiz. Ey Rabbimiz bizi sana çok şükredenlerden eyle. Nimetlerin ve ihsanların sayısız, bu sayısız nimetlerine karşı sayısız bir niyet, sayısız bir adet ile sana şükrediyoruz diyebilmek lazım. Uzatmadan şöyle bağlayalım. Eğer Rabbimize şükreden bir kul olmak istiyorsak, ki bu yaratılış vazifemizdir, öyleyse sahip olduğumuz her nimete karşı, her iyiliğe karşı bu iyiliğin sahibinin, kaynağının Rabbimiz olduğunu daima hatırlamalıyız. Daima ona memnuniyetimizi dile getirmeliyiz, şükretmeliyiz, onun gerektirdiği hali kuşanmalıyız, onun gerektirdiği davranışları sergilemeliyiz.